Yani az kalsın gelmeyecektik. Yok. Bunu koyarsan mahvedeceğiz. Saat GPS'i yakalasın mı? Selamınız kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Kamyon. Abi şey var. Dallar dikkat et. Koşmadan gitmek de ilginç geliyor. Beklenen an geldi. Latmos'un. Ver Josh. Ver. Neydi Latmos'un şeyi? Zirveye çıkan adamı. Aldık onu. Nereden aldık? Burası neresi? Marmara Eylesi mi? Bura neresi? Gümüşşaka. Gümüşşaka. Hani var ya Gümüşşaka köprüsünü ezberledim. O Gümüşşaka. Orası burası. O Gümüşşaka köprüsü değil mi? Gümüşşaka mıydı? Ben Gümüşşaka onu Gümüşşaka mıydı? Biliyorum abi. Yani. Gümüşşaka o ya. Gümüşşaka köprüsü burasıymış. O köprünün altından aldık. O köprü bura mı bilmiyorum ama mevkinin ismi Gümüşşaka. Tamam burasıdır doğru. Ondan sonra nereye gidiyoruz şimdi? Geyikli'ye. Geyikli'ye gidiyoruz ama yol üstünde Keşan'da güzel bir satır etçi var. Orada bir yiyeceğiz. Yemek yeriz. Oradan geçeriz. Ne yiyeceğiz? Satır et. Keşan'da. Otobandan gitmedik. Düz devam ettik. Satır. Satır et. Bakalım nasıl bir şey. Bu şimdi ızgarada pişti. Bu eti ne kıyma yapıyorlar, ne zırhta çekiyorlar. Satır lan. Koyun ve danayı karıştırıyorlar herhalde ya da koyun eti. Satır lan böyle eziyorlar. Bir ızgaranın üstüne diziyorlar. Sadece tuz, başka hiçbir şey yok. Nasıl güzel mi? Hoş. Benim hoşuma gidiyor. İyi abi. Yani. Afiyet olsun. Hadi bak. Evet Macun, senin yorumlarını alalım. Nasıldı et? Valla bir Balkan göçmeni olarak belki ayıp olacak ama satır eti ilk defa yedim. Çok lezzetli buldum. Restoran da çok güzeldi.
Evet evet. Biraz tuzu azdı, tuz attık. Sonra yedik. Güzelmiş. Keşan'a yolunuz düşerse satır et. Bayramda gelmesi çok uzun sürdü. Normalde 5 saatlik yola 7,5 saat sürdü. Tabii yemek falan da yedik. Ama geldik böyle kamp alanına. Şöyle yukarılarda bir yerlere konuşlandık. Birazdan çadırlarımızı da halledeceğiz. Sonra bakalım ne olacak. Kolay gelsin. Teşekkürler. Namık abi hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şuraya tak ilk önce. İyi 15-20 dakikada hallettik. Şu şekil. Şöyle lastiklerde merdiven var. Ama buraya kadar priz gelmiyor, ışık var. Lambayı şimdiden takmışsın. Hazır. Yani az kalsın gelmeyecektik. Yorgunuz işte. Ya, yorgunum diyor ben. Biz şeyiz ya. Gelmeyecektik ama gene iyi ki gelmişiz diyoruz. Aynen. Uzun şimdi... bir süren antrenmansızlık sonucunda. Evet tamam. Moraller bozuk. Tabii koşuya gelmedik sonuçta. Yürüyeceğiz. Yürüyecek yürümeye yani. Çalışacağız yarın akşam. Ya, yani deneyeceğiz bakalım. İnşallah bilekte bir problem çıkmazsa. Aynen. Sonunu getiririz. Aynen aynen. Hadi bakalım. Geyikli'de Bayram Sokağı var. Bayram şeyin adı değil mi? Ata Demirer'in şeydeki adı mıydı Bayram? Değildi herhalde. Ben seyretmedim abim de. Aynen. Nereye gidiyoruz? Ha. Eyvah eyvah berberi. Eyvah eyvah parkına mı gidiyoruz Suat? Evet burası. Nereye gidiyoruz be ya? Artık geçti işte. Çay içeceğiz. Çorba içelim ya. Mercimek. Diğer mercimek de benim olacak. Sen ne içiyorsun? Hepimiz mercimekmiş. Bu ekmekler güzelmiş bu arada. Evet abi. Hamburger ekmeği gibi. Hadi gidiyoruz. Sabah erken. 7-10 var. Macera başlasın. Geyikli merkezdeyiz. Bir şeyler atıştıracağız. Arkasındaki ne hocam? İkisi de sağda açma. İkisi de sağda açma şekli. Yaşıyorsunuz bu hayatı demeyin. Sabah köründe kalktık yani. Damar dostu poğaça yiyeceğiz. Ne yapacağız? Damar dostu poğaça. Damar dostu poğaça demeyelim ama şey olabilir. Neydi? Karbonhidrat. Değil mi? Hani tabii ki. Miktar karbonhidrata ihtiyacımız var sonuçta. Pes etmeyenlerin izinden. 1400 metre yukarı çıkacağız. Aynen. Çöpü gösterdik. Evet. Çanakkale anlamı tabi. Evet, ilk koşumuz. Koşu aynı zamanda. Müthiş. Nasıl? Bunu koyarsan. Bu
Neler aldın bize? Yolluk. Eti karam. Ve gazlı içecek. Reklam yapmayayım diye öyle dedim. İyi. Ayazma. Gidiyoruz Ayazma'ya doğru. Anlat bakalım birazcık bize ne yapacağız bugün. Bugün çıkmaya başlayacağız işte. Çıkmaya mı başlayacağız? 400 rakımlardan başlayacağız. 1750 sanırım şeyin rakamı. Karataş zirvenin rakamı. İda'nın tepesi mi orası? Öyle diyebiliyorum. Ben de ilk defa gidiyorum. Olmayabilir de tabii. Evet, yani bundan daha yüksek bir yer burada sanmıyorum. Çıkacağız. Sağlığından umarım. Ya çok daha böyle kasmamıza da gerek yok. Çıkamazsak da çıkamayız. Gidiyoruz. Neyse gidiyoruz. Bayram içi geçtik. Arabayla. Çantam bu. Koşu çanta. Gezginler. Saat GPS'i yakalasın mı? Seninki gibi garbin yok mu? Sen fukara adamız olur mu? Seninki ne? Huawei Runner. Oo müthiş. Runner bir de. Hiç koşmayan adam runner almış. Evet, nereden çıkıyoruz? Gelin bayım, gidiyoruz. Nerede yoldan döneceğiz? Ne yapayım be ya? Bu arada önemli bilgi, tabi burada şey telefon çekmiyor şu anda Ayazma'da. Başladığımız yerde. Gidiyoruz. Şöyle 200-250 metre sonra soldan Ayazma Tabiat Parkı'nın aşağısından soldan çıkıyoruz Atika'ya. Koşmadan gitmek de ilginç geliyor. Keyifli mi Namık abi? Yürümek de başka bir şeymiş. Keyifli keyifli mi abi? Valla böyle patika hep böyleyse güzel. Belki etiketler de var ama. Çok güzel. Evet şimdilik öyle. He? Umarım hep böyledir. Evet evet. Evet, şu an 1 kilometre oldu. 17 dakikada çıktık burayı. Ondan sonra gidiyoruz. Zirve kaç? 8 miydi? Zirve 8 kilometre. He? Zirve 8 kilometre. 8 kilometre zirve. Vallahi çok güzel patika. Şu anda böyle mis. Böyleyse güzel. Ha? Domuz mu? Hı-hı. Hadi canım. Çok arıyor ya.
Demek domuzlar kök arıyor. Kazıyor. Kazıyor. Ne yapıyor kazıp? Kök arıyor. Kazık. Pes etmeyenlerin izinden. Evet. Çanakkale'nin İda Dağı'nda buralara kadar yetenemedi. Gelmediler. Gelemediler. Sokmadık. Sokmadık. Ama şu ana kadar nefis bir patikadan gidiyoruz yoldan. Gezgin. Rehberimiz. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenleri. Su molası. İkinci sempavim olacak burası bizim için. Yok. Kayalıklar başladı. Kayalık her zaman şeydir. Biliyorsun iki sakatız. Şu an sen bize destek oluyorsun. Aynen. Biri dizinden, biri aşilden. Ama inşallah bitireceğiz. Bitireceğiz. Acelemiz yok. Yürüyoruz sonuçta. Ama şu ana kadar çok güzel ve yürünebilir bir parkur. Doğa muhteşem. Doğa harika. Evet, İda. İda gerçekten de çok keyifli bir parkur sundu bize. Aynen. Şu ana kadar. Sesli abi. Evet, evet. Koşarken görmediğimiz hayvanları bari çekelim. Pes etmek yok. Asla. Gelibolu. Gelibolu. Çanakkale ruhuyla. Aynen. Pes etmeyenlerin izindeyiz. Birazdan bir yerden sağa döneceğiz mi? Sağ mı yoksa düz mü gideceğiz ona bakacak. Bak abi şuradan bir sağ var. Sanırım da mı? Hı? Böyle. Terliyor şu anda içine evet. Doğru. Çok sıvı kaybedecek. Ama o biliyorsun yürüyüşün kitabını yazdı. Kitabını yazdı doğru. Tecrübeli. Bana bir şey deme. Değil mi Suat? Yok yok doğru söylüyor. Çok kalın yiyiz. Çıkışta dış katman olmaması lazım ama üşüdüm. Şimdi şurada çıkaracağım. Evet ikinci kilometre 35 dakika oldu. İkinci kilometreyi bitirelim. Toplam 45 dakika. 30 dakika. 30'a 15. Böyle bir zirve yaptık. 5 dakika su molası. Güzel kamp alanı. Evet. Sağdan dedi, sağa gittik sonra yere geldik. Düz gidecekmişiz. Bravo sana be, alkış. Alkış, şak şak şak. Rotaya bak, rotaya. Yerim. Su var ama su çok az akıyor. Ne diyor tavşan? Ne diyor? Nereye gideceğinin bir önemi yoktur eğer diyor. Ne için gideceğini bilmiyorsan.
Soldan mıymış? Bilmem, yola sürmek. Soldan mı, sağdan mı? Bine gelmişiz be. Evet. 30 metre sonra bindeyiz. Sert bir çıkış var. Nerede? Soluklanalım. Yolun yarısı gibi. Soluklan bakalım. Bir değil bin bir kere. Bir hafta üstünden geçtik. Cehennem denen illetin ta göğsünü deldik, geçtik. Onu... Söyle. Susam sokağı. Söyle söyle. Dağdan bir kız geliyor. Döne döne. Dağdan bir kız geliyor. Döne döne. Devamlı bilmiyorum. Bu kadarını hatırlıyorum. Susam sokağından mı vardı bu? Evet. Vay vay. Susam sokağında. Edi yanlış hatırlamıyorsam söylüyordu bunu. Hadi ya. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Hiç mantar görmedim. Sol. Bakayım göster kameraya. Evet gördünüz. Kaç metre olmuş? Şu an... tam 1010 metredeyiz. Hadi bakalım, az kaldı. 720 falan kaldı. Hadi bakalım, soldan devam. Şurada bir in var. Ben de tam ona bakıyordum. Buradan su akmış. Yani şey, aka. Nehir. Nehir ne lan? Dere. Dere kurbağası. Evet. Macun ortaya geçmeye çalışıyor. Niye? Ayı gelirse ilk önce arkadakini sonra öndekini. Yandan gelirse, ortadan girerse. Ortaya geçsem ne olacak? Kısmet yoksa kısmet diyorsun. Mantarımız 50 metre mi? Güzel metrede gidiyoruz. Evet, 4 kilometre oldu. 1 saat 40 dakika. 1100 metre kaldı. Kaç metreydi burası? 1050 değil. 1050? 700. 700 kaldı. Çok güzel. Koşu antrenmanı için de ideal. Evet. Yolun taşları. Su efsanesi var buralarda. Su varmış buralarda bir yerde diye. İleriden sağ yapacağız. Gel ilk önce. He? Gel. Heyecanla bekliyoruz ne diyeceğini. Evet, kükreyen boğa. Oturan boğa. Ne taraftan? Soldan. Yani direkt yukarı. Ha. Soldan değil de. İleriden sağa döndü. Şuradan soldan gideceğiz herhalde. 660 kalmış çıkmış. Tamam. Şimdiye kadar 660 çıkmışız. Tamam. Nereden gidiyoruz? Soldan. Sol. 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 Sağ. Sol. Sağ. Her vardı kontrol. He? Ne oldu? İki kamerayla ya. Cevat Kelle var ya. Drone da arkada. Bu da benim çaycım. Bu da benim çaycım. Ah.
Nasıl ama? Harika bir manzara. Muhteşem. Aynen. Suat abi, Muhittin ve ben. Evet mi? 1300. metrede yolumuza devam. Muhittin'i zirvede bırakacak mısın? Yok abi, aşağıya indiğimde ait olduğu yere doğaya. Geri bırakacağız. Tekrar geri bırakacağız. Vay be! Namık abi, biz gene bambaşka bir macerayı sürükledim. Gerçekten evet. Teşekkür etmemek elde değil ama. Evet, bu şey, macun gelmek istemiyordu. Son anda vazgeçiyormuş, az kalsın. Bana söylemedi de yolda söyledi. Suat da geçen hafta ligleri yürüyecekti, dizi ağrıyordu. Geri dönmüştü. Suat'a emanetiz. Evet, Suat abi şu ana kadar bize mihman darlığını çok iyi yaptı. Rotamızı çok iyi belirliyor. Gerçekten kendisi bu alanda tam bir doğayan. Teşekkürler Suat abi. Evet, 5.86, 2 saat 29 dakika. 813 metre yükselmişiz. İlk kez bir medeniyetsizlikle karşılaştık. Lastik. Suat sağdan mı? Soldan, çünkü sağda şey taşlar var. Sağ. 6.36 kilometre oldu. Yaklaşık 1.5 kilometre de yoldan gidiyorduk. Yoldan çıktık şimdi. Şöyle yukarı doğru gidiyoruz. Evet. Şu anda 1302 metredeyiz. Yani rakam olarak 844 metre yükselmişiz. İşte bir 400 civarında şey var. Ne kadar oldu? 2 saat 40 dakika oldu. Düz. Oltuların uzun parkuru buradan mı geçiyor acaba? Bakmadım, bakacağım. Nereden gidiyoruz? Rehber. Senden şu büyük çınar nerede? Çınar nerede burada? Çınar yok. Halüsinasyon görüyorsun. Halüsinasyon görüyorum. Çınar değil. Çam. Dizlik takılacak.
Sevgili sanayici ve iş adamı Suat. Yatlarda tatil yapacağına dağlarda ne işin var? İçime dönüyor. İçine dönüyor. Felsefi bir cevap vereyim ben. İçine dönmüş. Evet. Damarların içinde yaşayacağına işte evet. Sabah pastane poğaçası artı ekmek aram. Damar dostum. Aynen. Bol yağlı poğaça. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Hey efendim. Ağaç kalmadı niye? Rakım 1700 lira gelince görüntüsü değişiyor. Değil mi? Evet. Bir de 3500'lerden sonra değişiyor. Evet. Ot bile yetiyor. Şu anda görüyorsunuz. Şu karşıdaki şey mi? Bir zirve daha var şurası. Thank you.
Deniz bile görünmüyor Macun. Mahmut galiba acayip bir şey bu. Evet, burada ne yazıyor? İstatistikleri veriyorum. Şu ana kadar Wikiloc'a göre 8,04 kilometre gelmişiz. Bence 9.31. Ya saat de değişiyor, Wikiloc da değişiyor. 8.86'da iPhone, iWatch'a göre. 150'ye şu an 1750'lerdeyiz. 1752 metre. 1752 metre. Daha çok federasyonun şeyi de var. 1300 metre çıkmışız. Hızımız tabii çıkış olduğu için düşük. Ortalamamız 2.3. Biz bunu 3,2-3,5'a yaparız aşağı inerken. Sağlığınla disk koyu vermezse saat 2 gibi hareket etsek 5 gibi aşağıda oluruz diye düşünüyorum. Güzel bir etkinlikti. İkinize de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Trailcılarla zirve yapmak zor iş. Hani siz koşmaya alışmışsınız. Biz hiç olmazsa bir 4-5 kilometrede bir dinlenmeye alışmışız. Ama güzeldi. Hava da güzel. Her şey güzel. Herkese iyi bayramlar. Ne oldu? Valla. Poğaça yiyelim. Hayır. Poğaça yok. Yemek yedeyim mi? İşte bütün mesele bu diyorum. Ben yiyeceğim. Poğaçayı yesem mi yemesem? Poğaçayı vermeyecekti ama israfa geldi. İkilemdeyim. Dükkan sizin. Efendim? Dükkan sizin. Sen kendi payını yedin mi Suat abi? Bir başka yiyemem zaten. Gazoz da istemedik. Kendi içiyor şimdi bize. Peki soruyorum size. Canınız çekmiyor. Ben normal şu an hayatta, canım çekiyor. Tamam, normal hayatta ben bunu hayatta ağzıma sürüyorum. Tabii bizde bizde işte. Gelince abi evet. Şeker gidiyor. Evet evet. Şu an benim sen içerken canım çekti. Yani eğer şey yaparsan. Yok şey yaparım içmem. İnince içeceğim. He? İnince içeceğim. Ben de. Çıkartma unutunu bence. Hımm. Çıkarmıyorum. Çıkarıyorum. Bir şey açtırayım. Poğaça. This is poğaça. Doğru gidiyor musun Suat? Doğru mu? Ne yatmış dedin? Ayı mı yatmış buralarda? Bence biz bu ağacın buradan hiç geçmemiştik. Yeterdi. Bence bak. Şu soldan gideceğiz. Şuradan aşağı ineceğiz. Şuradan. Thank you.
çıkmayın. Siz de beni beklemeyin. Ben de sen abi. Ben sonra kalpten vereyim.8 saat 10 dakika oldu tabii, biz yürüyüş yaptığımız için biraz duruyoruz, kalkıyoruz falan. Bitmek üzere. 150 metrelik bir yükselti kaldı. Ondan sonra kilometresi de şu anda 17 kilometre olmuş. Yani 1 kilometreye yakın bile, bu kadar bile değil herhalde. Bitecek. Suat'ın ayağı biraz dizi ağrıyor ya. O biraz bekliyoruz onu. O zorlanıyor işte. Güzel bir yer. Güzel bir parkur. İnişi çok çekmedim zaten, çıkışın aynısı. İniş. Şeyi atacağım. Açıklama kısmından benim Garmin'den Strava'yı hem de Suat'ın Wikilog şeyini atarım. Rotasını. Saat 32 dakika. 17.73. Silah sıkıyorlar. Silah mı sıkıyorlar? Evet. Lan bize değmesin gelip. 8 saat 32 dakikaya takılmayın. Geze geze geldik. Muhittin'i bırakmıyor musun artık? Muhittin'i inince bırakacağım. İndik zaten. Medeniyete geldik. Medeniyetsizliğe. Tam anlamıyla bir ineyim. Muhittin'e veda başlayayım. Efendim abi. Yarım saat. Evet. Yola geldik. Diyor 90, 18 km toplam 1361 metre çıkış. Şu an 470 metredeyiz. Ayazma, araba buradaydı zaten. Ayazma'dan zirveye çıktık, geri geldik. Nasıl geçti?
Abi harika geçti. Çok güzel bir geziydi gerçekten. Özellikle zirve inanılmaz güzel manzaralar eşliğindeydi. Biraz rüzgarlıydı ama olsun, bu keyfe değdi açıkçası. Artık aynen. Ben de Muhittin'den... Muhittin'i bir kenara bırak. Evet, Muhittin'i ait olduğu hayatına, yere, aynen. Doğal hayatına bırakıyorum. Teşekkürler Muhittin. Dizinden sakat. Ve sonlandıracağız şeyi. Bir de zeytin alacağız burada. Buraya mı oturdunuz? Ha. Yeni YouTube kuralları geldi ya. Evet, şimdi kahvaltı yapıyoruz. Pişireceğiz birazdan da kapanışı yapayım. Su noktası yoktur. Dün ben 1 litrelik suyla yürüdüm. Dolayısıyla suyu alıp çıkmak lazım. Yani yaz gelmeye başladığı sürece de, yani hava sıcaklığı arttığında da daha fazla su ihtiyacı olabilir, onu söyleyeyim. Bir de parkurun ikinci yarısı, değil mi? Yani yukarıya doğru orada şey yok. İşaretlemelerde çok sıkıntı var. Yani karıştırabilirsiniz. Dolayısıyla hani işte saate ya da telefona yükleyerek rotayı çıkarsanız daha sağlıklı olur. Bir de parkurun bir tane kötü yanı var, o da şey. Daha doğrusu parkurun demeyelim de zirvenin, arabayla da gidilebiliyor. Evet, yani zirvenin hemen 20-30 metre altında araba yolu var. Evet, araba yolu var ama hani sonuçta bizim için önemli olan zirveyi şeyle geçmek. Yürüyerek geçmek. İyiydi, güzeldi. Ama çok koşan ya da yürüyen yoktu orada, hiç görmedik hatta kimseyi. Çok parkurun şeyde, Wikiloc'ta da çok yok. Hani Garmin'de de bulamadım. Dolayısıyla biz koyacağız işte. Aslında günübirlik gelinip yürünebilecek ve harika bir yer bence. Öyle değil mi? Yani koşuculara bilmem ama trekkingçiler için iyi bir rota. Evet, evet. İyi trekkingçiler, trekkingçiler için. İyiydi yani rota. Ama günübirlik güzel, şey olsun diye, hani antrenman olsun diye böyle bir aynen, şey aynen. Alternatif hani aynen, buraya gelmişken aynen. Çanakkale'ye falan deyince olacak bir yer yani. Ayazma'da da kalınabilir tabii. Geyikli'den biraz zor. Geyikli'den yani bir saatte arabayla git, sonra geri dön falan biraz şeydi, yorucu oldu. Ama iyi, güzeldi. Bakalım ne olacak bundan sonra. Bu arkadaşı hiç konuşturmadı. Ha benim ha. Ben parkuru çok beğendim ama benim için de işte tek dezavantajı senin de dediğin gibi abi şeyden sonra. Zirveye yakın ormanın bitiminden itibaren patikaların hiç belirginde olmaması. Ayrıca su noktasında olmaması da bir dezavantaj. Ve zirve gerçekten çok rüzgarlı. Ona dikkat etmelerini tavsiye ederim özellikle. Evet, evet. İnsanda bir sersemlik hissi yaratıyor. Evet. Onun için de güzeldi ya. Ama evet, resmen uçurdu bizi gerçekten de. Bir rüzgarlık, bir yağmurluk. Evet. Mutlaka yanlarında bulundursunlar. Ben yine çıkanlar. Yani yürürüm burayı daha sonra gelip yine. Evet, yürünür. Aynen. Güzel. Evet, görüşmek üzere.